أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugün 15. dersimizi yapacağız. Hadis usulü. 15. ders. Hadis usulü dersimiz. Bir önceki dersimizde mevkuf hadislerden bahsettik. Ve mevkuf hadislerin normalde hüccet olmadıklarını, sahabi sözü olduklarından ötürü bağlayıcı olmadıkları ve sahabilerin, başta Hazreti Ebubekir olmak üzere peygamberin yakın arkadaşları sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar vahiy almadıklarından, nübüvvete mazhar olmadıklarından, zaten Allah'ın Resulü Nebilerin sonuncusuydu. Dolayısıyla da vahiy alması ve bu vahiy ümmetle paylaşması, buna dair sorumluluğu olmadığından bahse konu süreçte sahabilerin mevkuf rivayetler ile bağlayıcılıkları bulunmuyor. Ancak yine önceki dersimizden hatırlarsak, biliyoruz ki bir mevkuf rivayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olması ihtimali, sahabinin bize aktardığı bu bilginin işin aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olma ihtimali, mevkuf hadisleri hükmen merfu hadislere dönüştürür. Hükmen merfu olunca da bu hüküm bize ait bir hüküm, bizim verdiğimiz bir hüküm. Dolayısıyla da hükmen merfu olan statüye yükseldiği zaman rivayet, o zaman bağlayıcı olmaya başlar, hüccet olmaya başlar. Tıpkı merfu rivayetlerde olduğu gibi. Buna dair bazı şablonlarımız vardı önceki dersimizden hatırlarsanız. Söz gelimi rivayetin içerisinde sahabi bize durumu aktarırken umirna bikeze, şununla emrolunduk. Yahut ubiha lena, şu bize mübah kılındı. Yahut nuhina ankeze, şundan nehyolunduk. Önceki dersimizde bunları tafsilatıyla ve örneğiyle konuşmuştuk. Bu tarz ifadelerle eğer bir sahabi bize bilgi veriyorsa, o zaman verdiği bu bilgideki meçhul siga, yani yasaklandık yahut emrolunduk, İşin aslında emredenin Allah'ın Resulü olduğu, yasaklayanın Allah'ın Resulü olduğuna dair değerlendirmeler ile bu rivayetler hükmen merfu statüsüne yükselir. Yahut bir başka şablon şuydu. Sahabinin kunna nef'alu bi hadratin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber zamanında biz şöyle yapardık, onun döneminde böyle yapardık diye Resulullah'ın tanık olduğu dönemdeki toplumsal uygulamalardan bahsetmesi, kuşkusuz bunlar da şayet eğer Allah'ın Resulü'nün muradına uygun değildiyse müdahale ederdi. Kendi başında bulunduğu bir toplum bu. Müdahale etmemişse o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en azından takririnden geçmiş şeklinde algılanır. Bu da o mevkuf haberi dolayısıyla hükmen merfu hale getirir. Yine önceki dersten hatırlanacağı üzere bir başka şablon, sahabinin mine sünneti keze, şöyle yapmak sünnettendir demesi, yahut bir sahabinin bir başkasına asabte sünnete, sünnete uygun davrandın demesi veya sünnetu keze, sünnet şöyledir gibi ifadelerle, ki önceki dersimizde bunların örnekleri var, verilen bilgiler de sünnetin Resulullah'a ait sünnet olması gerektiği yaklaşımıyla sahabenin takip ettiği
izlediği kişinin Resulullah olması gerektiği yaklaşımıyla bu rivayetlerinde hükmen merfu olduğunu görmüştük. Yine benzer şekilde bir başka şablonumuz, bir sahabinin şöyle yapan Resulullah'a itaat etmiş olur. Yahut şöyle yapan Allah'ın Resulüne asi olmuş olur. Kabilinden ifadeleri yine sahabi sözü olsa da neticede verdikleri bilgiyle o hususun Resulullah'ın memnuniyetine yahut memnuniyetsizliğine yol açtığını ifade ediyorlar. Bu boyutuyla da haberin hükmen merfu olma potansiyeli gözüküyor. Bu hafta itibariyle konuşacağımız bir diğer şablon, mevkuf haber içerisinde, mevkuf haberin isnadında sahabi raviden hemen sonra, yani isnat malumunuz yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve geliyor sahabi raviye. Eğer sahabi raviden sonra yerfe'ul hadife, ifadesi varsa yahut yerfe'uhu şeklinde bir ifade varsa, şöyle altına yazalım. Yahut yenmihi ifadesi varsa, yahut yebluğu bihi ifadesi varsa, yahut rivayeten ifadesi varsa, bu ifadelerden bir tanesinin bulunması sahabi ravinin adını hemen geçtikten sonra o zaman o hadisin hükmen merfu olduğunu düşünmemize yol açar. Çünkü bu ifadeler sahabi raviden sonra ifadenin aslında Hazreti Peygamber'e gönderilmesi gerektiğine dair bırakılmış bir karinedir. Bunu isnatta gördüğümüzde bahsedilen söz, fiil yani takririn aslında Resulullah'a ait olduğunu düşünmemiz icap eder. Örnek bakalım. An Sa'id ibn-i Musayyabi, şuraya yazayım. An Sa'id ibn-i Musayyabi, An Sa'id ibn-i Musayyab, An Ebi Hurayrata, o da Ebu Hurayra'dan. An Ebi Hurayrata, sahabi raviden hemen sonra şöyle bir ifade görüyoruz. Rivayeten. Sonrası devam ediyor. Kale, dedi ki, لَا تَقُومُ السَّاعَةِ Kıyamet kopmaz. Hadis böyle ilerliyor. Şimdi isnatta sahabi ravinin adından hemen sonra demin sağ tarafta verdiğimiz kelimelerden bir tanesini gördük. O da şu kelime, rivayeten kelimesi. Aynı yerde şu ikili olabilirdi. Yerfa'ul haditha. Yahut aynı yerde yerfa'uhu olabilirdi. Yahut aynı yerde yenmihi veya yebluğu bihi veya rivayeten zaten o var. Bunu isnatta gördüğümüz zaman hadisin hükmen merfu olduğunu değerlendirmeliyiz. Bir başka şablona geçelim.
Dolayısıyla sınavda bu türden bir soruyla karşılaşıldığında isnada dikkat edilmeli ve isnatta sahabi raviden sonra bu kelimelerden bir tanesinin varlığına bakılmalı. Şayet varsa hadisin hükmen merfu olduğu düşünülecektir. Bir başka yine hükmen merfu statüsüne yükselebilen mevkuf haber örneğine bakalım. Bir tabiinin sahabi adını zikrettikten sonra, yine deminkine benzer şekilde sahabi adı zikredildikten sonra, şayet üst üste kâle, bir kez daha kâle geliyor ise, bu ikinci kâlenin öznesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğu takdir edilir. Örneğimize bakalım. An İbn-i Sirin'e İbn-i Sirin'den An Ebi Hurayrat'a o da Ebu Hureyre'den kâle bir kez daha kâle dedi ki hadis ondan sonra devam ediyor. Eslemu ve gıfâru ve şey'un min muzeynete diye hadis devam ediyor. Şimdi isnat kısmına baktığımız zaman isnatta sahabi raviden hemen sonra gelen ifadede kâle eğer tekrarlanıyorsa o zaman bu hadisin hükmen merfu olduğuna dair bir karine teşkil eder. İkinci kalenin öznesinin Resulullah'a döndüğü değerlendirilmektedir. Bunlarda sarahat bulunmadığı için hep hükmen merfu kategorisinde kalmıştır. Sarahat olsaydı, yani kala Resulullah diye sarahat olsaydı, o zaman hadisin zaten merfu olduğunu düşünecek ve isnadın Resulullah'a kadar yükseldiğini görecektir. Mevkuf hadis bahsinde bir husustan daha bahsetmemiz lazım. Malum olduğu üzere ıstılahlarımız tek bir coğrafyada ve el birliği içerisinde söz birliği edilerek oluşturulmuş değildir. Farklı farklı coğrafyalarda aynı olgulara farklı ıstılahlar ve isimlendirmeler olmuş olabilir. Zaman içerisinde bu terimler arasındaki rekabet, yani kullanımdaki rekabet ve tercih edilmedeki rekabet bazılarını öne çıkarmış ve ıstılahın sabitelerini oluşturmuştur. Ne var ki yanı sıra henüz daha eskiden kalma kullanımlar ve alternatifler devam edebilir. Çünkü bu bir yarış. Kavramlar arası, ıslahlar arası bir yarış. Aynı şeye verilen farklı isim. Ve bunun ta en baştan sözlük manasıyla itibariyle kullanım örnekleri de hala yer alabilir ifadelerde. O sebeple demin konuştuğumuz mevkuf kelimesi de böyledir. Eğer ki bu ifade şöyle kullanılırsa, bir örnek yazalım. Hâzâ mevkûfun. Bir hadisten söz ediyoruz. Hâzâ mevkûfun. Bu mevkûftur. Hâzâ mevkûfun. Alâ Atâ ibn-i Ebi Rabâhin. Alâ Atâ ibn-i Ebi Rabâhin.
Manası şu, bu hadis Ata bin Ebi Rabah üzerine mevkuftur. Şimdi bu kullanımı gördüğümüzde deminki mevkuf hadisin tanımından yola çıkarak mevkuf hadis neydi? Sahabi sözüydü. Çünkü isnat yükselirken Resulullah'a kadar yükselirse merfu, eğer Resulullah'a kadar yükselmezdi sahabide durursa o da durmuş hadis. Yani mevkuf hadis, sahabe sözü. Demek ki o zaman Ata bin Ebi Rabah bir sahabidir diye düşündürebilir. Ancak eğer Ata bin Ebi Rabah'ın sahabi olmadığını biliyorsak, o zaman bu kullanım, yani buradaki mevkuf kelimesinin kullanımı, ıstılahtaki mevkuf gibi değil de sözlük anlamıyla kullanılmış demektir. Yani bu ifade diyor ki, bu hadis Ata bin Ebi Rabah üzerinde kalmaktadır. Biz Ata bin Ebi Rabah'ın sahabeden olmadığını bildiğimize göre, nitekim o bir tabiindir, o zaman mevkuf kelimesinin buradaki kullanımı ıstılah boyutuyla değil, kelime manası itibariyle lügat manasında kullanılmış demek olur. Demek ki bizim ıstılahlarımız dilden seçilen kelimeler olduğu için o kelimelerin hala normalde kullanımları var sağda solda. Bu şekilde kullanımlarda da Ata bin Ebi Rabah'ın bir sahabeden olmadığını biliyorsak anlarız ki buradaki mevkuf hadisin sahih sahabi sözüyle bir alakası yok. Mevkuf rivayetleri ve bu rivayetlerin nasıl merfu rivayete dönüşebildiklerini ve böylece hüccet olabildiklerini konuştuk. Bir de bildiğin mevkuf bir rivayet görelim. Bu kadar bahsi açmışken, yani sahabe sözü, hiçbir durumda ref edilmeyen, en azından bunun bir örneğini görelim. An Umar'a, Hazreti Ömer'den gelen bir söz. An Umar'a. Kale. Ömer'den. Kale dedi ki radıyallahu anh. Ne demiş Hazreti Ömer? Tefakkahu. Tefakkahu, fıkıhlanın veya fıkıh sahibi olun, kavrayış sahibi olun. Bu ıstılahi anlamda, yani kullanıldığı anlamda dini bilgileri öğrenin, bilgilenin. Kable en tesevvedu. Yaşlanmazdan evvel, kable en tesevvedu. Yaşlanmadan evvel bilgilenin. Bu ifade, bak gördüğünüz gibi mevkuf bir rivayet. Yani orasından, burasından bunu ref etmeye bir imkan yok. Yalın bir sahabe sözü. Arapçasıyla da yazalım. Hadithun mevkufun. Çok yararlı da bir söz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan bizimle paylaştığı bu düşüncesi, kişi yaşlandıktan sonra eğer bilgi sahibi de değilse çok değersizleşir. İnsanlar yaşlı kimselerin herhangi bir emeklerinden, desteklerinden, güçlerinden, kuvvetlerinden değil, olsa olsa tecrübelerinden, birikimlerinden, bilgilerinden yararlanabilirler. Özellikle yaşlıların yalnız kalmaları, toplumun dışına itilmeleri ne karşılık yaşlanacak olan herkese. Hazreti Ömer'in bir öğüdü bu. Tefakkahu, fıkıh sahibi olun. Bugünden bir şeyler öğrenin.
Yaşlanınca öğrenirim demeyin. Çünkü yaşlanınca insan öğrenmeyi de artık başaramaz. Buyurdu ki Allah Azze ve Celle, يُرَدُّ اِلَى اَرْضَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءَ. Yaşlanmış kimse, ömrün o en zayıf döneminde, artık o günü değil, öğrendiklerinden gayrı yeni bir şey öğrenemez. Bu da Cenab-ı Hakk'ın adeta yaşlılık tanımı. Cenab-ı Hak oturamayan, artık kalkamayan, artık kendi ihtiyaçlarını kendi başına göremeyen kimseyi değil, artık öğrenemeyen kimseyi yaşlı ilan etmektedir. Demek ki öğrenebilmek, Hazreti Adem'in çocukları olarak bizlerde çok önemli bir vasıftır. Bizi diğer varlıklardan ayırır. Hatta Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i bu öğrenen ve bilgi sahibi olan yanıyla meleklere takdim etmiş. Ve bu üstünlüğünü onlara göstermiştir. Bu bakımdan henüz daha öğrenme potansiyelimiz, öğrenme imkanımız varken zamanı geçirmeden öğrenmeye davranmalıyız. Bu öğrenme bizi imanımızı tahkik etmeye, Yaradan'ı tanımaya, tanıdıkça sevmeye, sevdikçe de ondan çekinmeye ve ona karşı saygı duymaya sevk edecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu mevkuf rivayetinde ne denli istifade edebildiğimizi görüyorsunuz. Dolayısıyla hüccet olmayışı bizim istifade etmemizi engellemiyor. Biz herhangi bir kimsenin de hikmetli bir sözünden istifade edebiliriz. Yeter ki aklettiğimizde onun geçerli, yararlı bir şey olduğunu düşünelim. Hüccet olması demek ise bağlayıcılıktan söz ediyoruz, Resulullah'ın sözü. O zaman bu hüccet olan ifadenin illaki doğru olması gerektiğini anlamıyorsak, bilgi eksikliğimizden anlayamadığımızı düşünerek anlayabilmek için daha fazla yoğunlaşmaya ve daha fazla etrafında bilgi edinmeye çalışırız. Hüccet olan şey böyledir. Cenab-ı Hakk'ın sözü, Hazreti Peygamber'in sözü. Ve onu gerçekleştirmek, yaşamak, hayatımıza katmak sorumluluğumuzdadır. Ama hüccet olmayan sözlerden olabildiğince yararlanmaya, eğer isabetli bulmuyorsak da şayet eleştirebilmeye açız. Çünkü sahabiler de kendi aralarında birbirlerinin sözlerini yeri gelir eleştirebilirlerdi. Farklı görüşler ortaya koyabilirlerdi. Bu mevkuf hadis başlığı altında durum böyledir. Şimdi gelelim maktu hadise. El hadisul maktu'u. Maktu hadis. Hatırlarsanız şöyle bir basamaklı isnat tepesi çizimi vardı. Önceki dersimizde çizmiştik. Bu eğer yükseldiğinde Resulullah'a kadar yükselirse hadisin merfu olduğunu, şayet Resulullah'a kadar yükselemez, şu yükselmeleri de çizelim, bu ravinin her duydum bana anlattı dedikçe hocasına doğru yükselttiği isnat bu. Şayet sahabide duruyorsa, yükseliyor yükseliyor ama sahabede durup kalıyorsa, o zaman bu hadis için ne dedik? Bu hadis o zaman mevkuf hadis. Yani durmuş hadis. Seviye. Eğer sahabeye de gelmeden yolun ortasında kesiliyorsa, yani şurada bu kimse kim? Tabi'iyon. Bir
Bir tabiinin sözü olarak isnat burada bitiyor ve ondan sonra söz, fiil veya takrir geliyor ise bu isnadın yarı yolda kesilmesinden olsa gerek artık bu hadise kopuk veya kesik anlamına gelen maktu hadis diyoruz. El hadisul maktu'u, maktu hadis. Demek ki tabiide kalırsa, tabi buralarda raviler var. Şurası bir ravi, şurası bir ravi. Sonra tabi'yi raviye devrediyor, sonra sahabiye, sonra Resulullah'a. Maktu hadis, tabi'in sözü veya tabi'in fiili, tabi'in davranışı. Manası maktu, kopuk demek, kesik demek. Muhtemelen isnadın yarı yolda kesilip kalmasından, kopmasından ötürü sahabiye uzanmayıp Resulullah'a yükselmeyişinden ötürü böyle bir isim verilmiş olabilir. Şu halde tabi'in sözlerine maktu hadis nazarıyla bakıyoruz. Bizim açımızdan hüccet midir, bağlayıcı mıdır? Hatırlarsanız sahabi sözüne bile yani mevkuf rivayete bile bağlayıcı demedik, diyemedik. Şu halde tabi'in sözüne hiçbir surette maktu bir rivayete bağlayıcıdır, hüccettir diyemeyiz. Mevkuf rivayette sahabi, Resulullah'la dip dibe sahabi, Resulullah'ı doğrudan söylemese de onun döneminde, onun zamanında şöyleydi, bize şöyle emrolunmuştu vesaire. Bazı ifadelerinin Resulullah'ı çağrıştırdığını, dolayısıyla da kimi mevkuf rivayetlerin hükmen merfu olması durumu vardı. Bu durum maktu rivayetler için söz konusu değil. Belki bazı kimseler bazı yorumlarla tabiinin bilemeyeceği türden bazı rivayetleri aslında sahabeden duymuş olması, aslında onu da Resulullah'tan duymuş olmasına dair bir düşünce geliştirmiş olabilirler ama bunlar çok esaslı şeyler değildir. Dolayısıyla maktu rivayetler, tabiin sözleri hüccet değillerdir. Buna dair bir örnek görelim. An Mücahid'in, Mücahid'den kâle demiş ki, ne demiş Mücahid radıyallahu anh, la yeteallemu la ilme, ilim öğrenemez. La yeteallemu la ilme, kim ilim öğrenemez? Müstahiyen. Utangaç kimse. Ve la müstekbirin. Ne de büyüklenen bir kimse, kibirli bir kimse ilim öğrenemez. Güzel bir söz. Neden bu böyledir? Çünkü utangaç kimse soru soramaz. Soru soramayan kimse ilim öğrenemez. Müstekbir kimse de soru soramaz. Utangaç olan ayıplanır korkusuyla soru soramaz. Müstekbir olan bilmiyormuş demek ki diye küçük düşürüleceğinden endişe ederek soru soramaz. Böyle kimseler ilim öğrenemezler. Çünkü ilim merakın öğrenme kaygısının, endişesinin çözemediği, her aklında soru işareti belirdiği noktada Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi وَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ, eğer bir kuşku oluştuysa sen de bizim indirdiklerimizden yana o zaman sor. Dolayısıyla soru sorarak insan bilginin ardını kovalar.
Bu Allah Azze ve Celle'nin bize bir lütfudur. Gördüğünüz gibi maktub bir rivayet. Nasıl istifade ediyoruz kendisinden. Dolayısıyla utangaçlığımızın soru sormaya mani olmaması. Müstekbir davranarak, kibirli hele hele kibirli davranarak soru sormaktan, bilgi öğreneceğimiz bir kimseye saygı duymaktan, ona hürmet etmekten geri duramayız. Yoksa ilim talebesi olamayız. Bu Mücahit radıyallahu anh'ın bir sözü ve dolayısıyla da bu bir maktu hadis. Ve hüccet değil tabii. Hadisan maktu'an. Çünkü isnat mücahitten sonrasına uzanmıyor. Hükmünü de konuşmuş olduk. Evet, maktu rivayetler böyle. Böylece kaynağı itibariyle hadisleri görmüş olduk. Kısaca özetlersek, hadisler kaynağı itibariyle başta ilahi olan ve beşeri olan, Rabbani olan hadisler, yani ikiye ayırdık. İlki kutsi hadis. Kutsi hadis. Diğeri merfu hadis. Bu ikisi diğerlerinden farklı olarak şöyle Arapçasıyla da yazalım. El-Hadithul Kudsiyyü. الحديث المرفوع ne dedik? Bu ikisi çok önemli çünkü bunlar hüccettir. Bağlayıcıdır. Hüccetun. Fakat ister kutsi hadis olsun, ister merfu hadis olsun, hüccet olmaları sadece kutsi olmak veya merfu olmakla mümkün olmaz. Yanı sıra her ikisi de rivayet olduğu için rivayet sıhhat koşullarını sağlamak durumundadırlar. Demek ki bu kutsi hadislerin ya merfu hadislerin hüccet olmaları rivayet koşullarını sağlamalarına bağlı. Sahihlik koşullarını, sahihlik, bunu ileride göreceğiz. Sahihlik koşullarını, koşullarını sağladıkları takdirde hüccettirler. Yani kutsi hadis ve merfu hadis. Bir dördüncüsü ne vardı? Mevkuf hadis. Mevkuf hadis normalde hüccet değildi. El hadisul mevkufu. Ama eğer mevkuf hadis hükmen merfu olursa o zaman o da hüccet kapsamına girer. Dolayısıyla şöyle not edelim. Hükmen merfu olduğu takdirde
Hüccettir. Tabii şu kaydı sağlamak zorunda. O da sahihse eğer. Sahihlik koşullarını sağlıyorsa. Bir şey rivayetse sahihlik koşullarını sağlamadığı takdirde bağlayıcı değildir. Bu genel bilgiyi not edelim. Yani bunların hepsi rivayet. Kutsi hadiste rivayet kaynağı itibariyle Cenab-ı Hakk'a atfedilmiş. Merfu hadis bir rivayet. Kaynağı itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmiş. Ancak bu atfedilme süreci yani isnat ve isnadın bileşenleri dolayısıyla sahih olmalı ki biz bu atıftan, bu isnattan güvende olalım ve o zaman bu hadisi değerlendirelim. Şu halde sahihlik koşullarını sağlamayan hiçbir rivayet kutsi de olsa, merfu da olsa hüccet değildir. Mevkuf olanlar zaten hüccet değildir. Mevkuf olanlar da ayrıca hükmen merfu statüsünde olması beklenir. Bir mevkuf rivayet hükmen merfu ise ve sahihlik koşullarını da sağlıyor ise hüccettir. Gelin son olarak bugün gördüğümüz maktu hadis veya rivayet el hadisul maktu'u. Maktu hadis hüccet değildir. Hükmen merfu olması da genel görüşe göre uygun değildir. Dolayısıyla bağlayıcı değildir. Hüccet değildir. Böylece kaynağına göre tasnifi tamamlamış olduk. Şimdi yeni bir tasnif kriteri ele alacağız. Ve bu yeni tasnif kriterinde senet çokluğuna göre hadisleri sınıflandıracağız. Hatırlarsanız ilk derste söylemiştim. Bizler usul konularına artık bu dönem itibariyle giriyoruz ve çoğunlukla yaptığımız hadisleri belli ölçütler etrafında tekrar tekrar ele alıyoruz. Bu geliştirdiğimiz araçlar, yani işte kaynağına göre tasnif, şimdi senet çokluğuna göre tasnif, bizim hadisleri tanımamız için usulde geliştirilen araçlardır ve bunlar da devam etmektedir. Hala yeni yeni araçlar da geliştiriyoruz ama hadisler aynı hadisler. Sınıfta yaptığım teşbihi hatırlarsanız, öğrenciler şayet hadislerse eğer, biz bunları bir yaşlarına göre tasnif ediyoruz. Bir defasında memleketlerine göre tasnif ediyoruz. Başka bir sefer boylarına göre tasnif ediyoruz. Dolayısıyla farklı farklı kriterlerle hadisleri kısımlandırarak, sınıflandırarak onları tanımayı kolaylaştırıyoruz. Şimdi senet çokluğuna göre. Dolayısıyla senedi az olanlar var. Senedi çok olanlar var. Demek ki biz az olanlara az diyeceğiz. Çok olanlara da çok diyeceğiz. Ama bu isimler az çok şeklinde bizim şu an vereceğimiz isimler değil tabii ki. Geçmişte verilmiş özel isimler var. Muhtemel ki farklı coğrafyalarda farklı isimler verdiler. Ama zaman içerisinde bu kullanımlardan bazıları öne çıktı. Biz şimdi bu öne çıkan kullanımları değerlendireceğiz. Senet çokluğuna göre hadislerin tasnifi diyelim. Senet çokluğuna göre hadislerin tasnifi.
sınıflandırılması. İlk göreceğimiz mütevatir hadis. El hadisul mutevatiru. El hadisul mütevatir hadis. Tevatür kelimesi Türkçe'ye de girmiş bir kelime. Bu arkası kesilmeksizin birbirinin peşi sıra gelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla da rivayette habercilerin ard arda gelerek aynı haberi vermeleri, üst üste aynı haberi vermelerinin oluşturduğu bilginin gücünden bahsediyoruz. Şöyle basitleştirelim. Bir hadiseyi bize bir kişi anlattığında belli bir değeri var. Bir başka kişi de aynı hadiseyi benzer şekilde anlattı mı, o hadisenin, o olayın gerçekleştiğine dair kanaatimiz artıyor. Bir üçüncü şahıstan da aynı şeyi dinlediğimizde yine o hadisenin gerçekleştiğine dair kanaatimiz daha da çoğalıyor. Ne kadar çoğalır? Böyle daha fazla. Bir yerden sonra artık duymak istemezsiniz. Yani tamam, biliyorum. Çok kişiden duydum bu olayı. Bu belli sayıyı açtığı zaman artık o olayı görmüşçesine güvenmeye başlarsınız. Bu mütevatirlik düzeyine dair bir fikir verebilir. Çok kişinin rivayet etmesinin oluşturduğu güven. Başka bir örnek verelim. Sınıfa o gün derse gitmediniz ve sınıfta yaşanan bir hadise olmuş. Birinden telefon açıp dinlediniz. Sonra enteresan geldi. Emin olmak için bir başka arkadaşınızı da aradınız, dinlediniz. Üçüncüyü arar mısınız bilmiyorum ama üçüncü bir arkadaşınızı da arayıp ondan da aynı şeyleri dinlediniz. Dördüncü, beşinci, bir yerden sonra bu arkadaşlarınızın olmamış bir hadiseyi kurguyla, organize olarak yalan söylemek için uydurduklarına dair ihtimal iyice zorlanınca, iyice ekstrem bir hal alınca sizin o olaya, o olayın yaşandığına, anlatıldığı şekilde yaşandığına dair güveniniz belli bir sınıra gelir, dayanır. İşte biz yaklaşık onun gibi bir duruma hadis usulünde mütevatir hadis diyoruz. Belli bir sayımız yok. Yani şu kadar sayı, bu kadar sayı diye. Ama en az 3 ile başlayan 4, 5, 6, 10, 20, 30 hatta 100, 200, 300 kişinin dahi yer aldığı bir rivayet ağından söz edebiliriz. Kim hangi sınırdan itibaren mütevatir diyorsa onun mütevatir hadis sayısı da ona göredir. Yani çok işte yüksek bir yerden tutan kimse, işte en az 30 kişi, 100 kişi kuşaktan kuşağa rivayette yer almalı derse, o zaman hadis sayısı, mütevatir hadis sayısı az olacaktır, o denli az olacaktır. Daha aşağıda, daha makul 20-30 düzeyinde tutarsa bunu, o zaman biraz daha fazla mütevatir rivayetle karşılaşabilir. 3 ve yukarısı derse çok daha fazla sayıda mütevatir hadis önüne çıkacaktır. Dolayısıyla bahsettiğimiz hadise mütevatir hadislerin çok fazla sayıda ravinin art arda bize bu bilgiyi aktarması şeklinde olan durum. Dolayısıyla usule baktığımızda senedi çok fazla olan, senetteki ravileri fazla olan, dolayısıyla isnat ağı çok damarlı olan rivayetlere verilmiş bir isim. El-Hadithul Mutevatir. Ancak bu da çok spesifik olmuştur, çok sayısal olarak bellidir de diyemiyoruz. Şöyle örnek olarak mütevatir hadis çizelim en azından şematik olarak.
nasıl bir şeyden söz edildiğini görelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Hazreti Peygamber'den bize rivayette bulunan bir sahabi şöyle çizelim. İkinci bir sahabi şöyle çizelim. Üçüncü bir sahabi şöyle çizelim. Dördüncü bir sahabi böyle çizelim. Beşinci bir sahabi böyle çizelim. Ve bu rivayetler böyle geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sahabiye, sonra bu sahabiye, sonra bu sahabiye, sonra bu sahabiye, sonra bu sahabiye. Bunlar böyle S1, sahabi 1, sahabi 2, sahabi 3, sahabi 4, sahabi 5 diyebiliriz. 5 tane sahabi öngördük. 6, 7, 8, 9 da çizebilirdik. 5 sayısıyla örneklemek istedim. Bu sahabilerden de şimdi her bir düğüm dikkat ederseniz daha fazlasına açılıyor. Dolayısıyla bu sahabiden de yine birkaçı, bu sahabiden de birkaçı, bu sahabiden birkaçı, bu sahabiden birkaçı böyle çoğalarak ve buraya sığmayacak şekilde devam eder. Ama dilerseniz ben sadece birer aşağı doğru geliyormuş şeklinde çizeyim. Sonra biraz dallandırıp budaklandırırız etrafında. Şurada bir tabiim çizdim. Şurada bir tabiim. Şurada bir tabiim. Şurada bir tabiim. Şurada bir tabiim. Hemen altında bir sonraki ravileri şöyle çizelim. Böyle modeli 3 basamak ile sınırlı tutalım. Şimdi burada bu sahabeden bu tabiine böyle böyle bu tabi 1 olsun, tabi 2 olsun, tabi 3, tabi 4, tabi 5. Bu artık ravilerimiz, ravi 1, tebe-i tabiinler yani, ravi 3, ravi 4, ravi 5. Rivayetler böyle geliyor. Sema yahut arz gibi makbul bir yöntemle. Tabii bu sahabilerden demin bahsettiğim gibi başka tabiilere, yani şurada başka bir tabiin, burada başka bir tabiin, yine aynı şekilde şurada başka bir tabiin, illa 3 olmak zorunda değil, 4 olur, 5 olur, çok daha fazla sayıda olur. Onları biraz daha böyle küçük çiziyorum kenarlarına. Şimdi bunda da 2 olsun, yer yok çünkü. O zaman bu sahabiden böyle, böyle. Tabii bu tabiinlerden de, o yeni çizdiklerimizden de aşağı doğru sadece tek bir raviye öyle kulağına söyler gibi olmuyor. Öğrencilerine sonuçta bu rivayeti aktarıyor. Ve aşağı doğru öğrenci ağı daha genişler. Yani üstte noktasan başlayan Hazreti Peygamber'den kaynak nokta o. Sahabilere çoğalıyor. Sahabiden tabiilere çoğalıyor. Tabiilerden, her bir tabiiden sonraki tebe-i tabiilere çoğalıyor. Böyle aşağı doğru ödev yaparken göreceksiniz. Kağıtlara falan sığdıramazsınız aşağı doğru böyle normal bir hadisi. Dolayısıyla burada başka raviler de böyle varlar.
Hatta bunlar o kadar daha çok sayıdadır ki işte buralarda hadisine göre tabii tabii şunlar da aynı şekilde verebilirler. Şöyle de verebilir. Şuna da veriyor olabilir. Bu şekilde şöyle de aynı zamanda burada artık aşağıda öğrenciler bütün hocaları dolaştıklarından böyle kabaca ve son derece yalın tutarak çizmeye çalıştığımız bir rivayette esasında üç sahabi damarı var. Ve üç sahabeden tabiinlere geçiyor. Tabiinden de yine çok sayıda sonraki ravilere geçen bir süreç. Eğer bu düzeyi mütevatir düzey sayıyorsanız, sayanlardansanız, üçten fazla sonuçta, dört hatta beş ravi var temelde, sahabi raviler. Mütevatir bir hadis olarak düşünülebilir. Hayır, bunlar az sayıda, ben 10'dan aşağısını yahut 30'dan aşağısını saymıyorum derseniz, bu rivayet henüz mütevatir düzeyine çıkmamış olabilir. Mütevatir düzeyine çıkabilmesi için böyle biraz daha artırmayı dilersek, herkesin mütevatir saydığı bir düzeye, buralarda sahabi raviler. Artık aralarındaki şeyleri, çizgileri çizmiyorum iyice karışmasın diye. Aşağı doğru da yine onlardan ötürü gelecek olan tabiin ravileri. Şimdi bu resme baktığınız zaman bu kadar ravinin başta sahabilerden başlamak üzere bize Hazreti Peygamber şöyle dedi ya da Hazreti Peygamber şöyle yaptı. Ya da Hazreti Peygamber şöyle bir duruma tanık oldu ve ses çıkarmadı dediği hadisenin yaşanmış olduğuna dair kanıtları teşkil ediyorlar. Tıpkı demin verdiğimiz örnekteki gibi siz sınıftaki bir durumu arkadaşlarınızdan sorup öğrenirken bir diğer arkadaşınıza sorduğunuzda, bir diğerine sorduğunuzda, aynı şeyleri duyduğunuzda nasıl bir güven hasıl oluyorsa isnat dediğimiz durumda da bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu bize anlatan sahabiler ve onlardan anlatan tabiiler ve onlardan anlatan tebe-i tabiiler. Yani şurada 6-7 kişi, buradaki bir kişinin böyle anlattığını söylüyorsa, o kişinin bunlara bunu anlattığının gücünü sayıların çokluğu kadar çok kişinin kendisinden aktarmasından anlarız. Hadisenin bir de şu boyutu vardı. Bu sahabiler kısa zaman içerisinde Resulullah'ın yaşadığı Medine'den ve hatta Yarımada'dan ayrıldılar. Kimi Mısır'a gitti, kimi Şam'a gitti, kim farklı coğrafyalara gitti. Ve Hazreti Peygamber'den duyduklarını oralarda da anlatmaya devam ettiler. Siz bir öğrenci olarak, bir hadis öğrencisi olarak bir sahabiyi Mısır'da Hazreti Peygamber'den bir olayı anlatırken dinlediğinizde, sonra Şam'a gelip başka bir sahabiden aynı olayı dinlediğinizde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani aynı kaynaktan gelen bu bilginin aralarında iletişim bile bulunmayan kimseler tarafından organize edilemeyeceğini görürsünüz. Hatırlarsanız önceki dönemde anlattığımız bir fıkra vardı. Derse geç gelen veya final sınavına girmemek için özellikle geç gelen öğrencilerin hocaya, "Hocam arabamızın tekeri patladı, onunla uğraşırken geç kaldık." demeleri üzerine hoca onları sınava almış ve sınavda onlara ilk 3 soruyu sorduktan sonra 4. soruyu 70 puanlık soru diyerek arabanın hangi tekeri patlamıştı diye sormuştu. Bu dört arkadaşın koca amfide birbirlerinden çok uzak, birbirlerine bu bilgiyi uçuramayacak yani bir anlaşamayacak bir durumdayken biri sağ ön teker dese, öteki sol teker dese, bir iki arka teker dese kendilerini ele vermiş olacaklardı. Çünkü yalanı müşterek şekilde uydurmanın bir yolu yok. Dolayısıyla da kaynakla ilgili ravilerin size anlattıkları tutarlı bilgi son derece kuvvetli bir
güvence teşkil eder. Rivayet de, isnat da gücünü bu güvenceden almaktadır. Ve biz bu gücü bugün için biliyoruz ve uyguluyoruz da. Yani küçük çocuk bile eve girdiği zaman oyuncağı masadan düşmüşse oyuncağımı kim düşürdü diye sorduğunda kendiliğinden düştü derse annesi. Dönüp kardeşine oyuncak kendiliğinden mi düştü gerçekten? Oradan böyle kaydı aşağı doğru. Kaydı düştü ben de gördüm. Diğer kardeşine sorup durumu teyit ettiğinde o zaman bundan ötürü güven duymaya başlar. Ya şu nasıl oldu, bu hadise nasıl gelişti diye büyük adamların, bizlerin bile etraftan tanıklara sorduğumuzda bir tanık, ikinci tanık, üçüncü tanıkta artık doyuma ulaşırız. Ve belki dördüncü hiç sormayız bile. İşte usulde belli bir sayının üzerinde isnada ve a sahip olan hadisler, eğer bu onların yalan üzere organize olma ihtimalini ortadan kaldıracak bir görüntü ortaya koyuyor ise biz buna mütevatir hadis diyoruz. El hadisul mütevatir. Senet çokluğuna göre hadisleri sınıflandırdığımız bir yerdeyiz. Dolayısıyla senedi çok olanları görmüş olduk. Senedi çok sayıda olan rivayetlere mütevatir hadis dendiğini de görmüş olduk. Hüccet midir sorusu? Mütevatir hadis sahihlik koşullarını sağlıyor ise hüccettir diyebiliriz. Ama şunu da eklemek lazım. Sahihlik koşulları bir hadisin isnadı üzerinde aranır. Mütevatir hadisin o kadar çok böyle isnadı, yani isnat tariki vardır ki, bakın pek çok isnat tariki var. Mütevatir hadisler sahihlik koşullarını zaten sağlarlar. Çünkü şu kanal sağlamasa şu kanal sağlar. Şu da sağlar, şu da, yani bu kadar çok imkan var bu hadisin sıhhat koşullarını sağlamak üzere. Dolayısıyla da mütevatir hadislerin sahihlik koşulları zaten sağlanacağından hüccettirler. Şöyle düşünün, bunların hepsini bir zincirmiş gibi düşünün. Yani bakın bunlar halkalar, zincirin halkaları. Şuraya bir yük bağladığımızda, şuraya bir yük koysak, bu yükü tutar mı diye sorduğumuzda dünya kadar zincire bağlı. Zincirlerden birinin halkası kopuksa, gevşekse demeye yer olmaz. Çünkü o gevşekse diğeri tutar yani. Burada dünya kadar zincir var. Sıhhat de böyle bir şeydir. Sahihlik konusu da böyle bir şeydir. Bu kanallardan biri sağlamasa diğerleri sağlayacaktır. Dolayısıyla da mütevatir hadisler sahihlik koşullarını sağlamaları zaten beklendiğinden hüccettirler. Arapça yazalım. Hüccetu. Şimdi senedi çok olanlar, yani mütevatirler, bunu görmüşken sırada senedi az olanlara gelelim. Bu arada bir saplama yapıp deminden beri konuştuğumuz mütevatir hadis, yani bir hadisi ele alıyoruz. O hadisi Hazreti Peygamber'den kaç kişi rivayet ediyor? Ondan rivayet edenler, bu ağ çok yüksek ise buna mütevatir hadis diyoruz. Bu konuştuğumuz ve mütevatirin genel tanımı aslında lafzan mütevatirdir. Bir de manen mütevatir var, çünkü ona yer açmak üzere bunu söylüyorum. Normalde biz mütevatir hadis derken lafzan mütevatiri kastederiz. Özellikle lafzan demiyor isek, bu bir hadisin alınıp isnat ağının gücünün ortaya konulduğu, mesela örneklerini görelim. Söz gelimi, Naddarallahu mra'an semi'a makaleti. Ayrı ayrı yazmak vaktimi alacak. Ama yazayım.
Naddarallahu mra'en. Hepsini yazmayız. Sizler kitaptan takip ederseniz. Naddarallahu. Allah yüzünü ağartsın demek. Naddarallahu mra'en. O kişinin semi'a makaleti, benim sözümü duymuş. Fe'eddaha kema semi'aha. Ve o duyduğu sözümü fe'eddaha kema semi'aha. Duyduğu gibi başkalarına aktarmış, eda etmiş kimsenin, Allah yüzünü ağartsın. Şimdi bu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sayıda isnat ağı içerisinde geldiğinden mütevatir bir hadise örnek olarak yazdım. Bir tane daha yazalım. Men bena lillahi mesciden. Men bena lillahi mesciden. Kim Allah için bir mescid bina ederse, benallahu lehu, benallahu, Allah bina eder, lehu onun için, beyten, bir ev fil cenneti, cennette. Yine bu hadisinde isnat ağı güçlü olduğu için mütevatir kabul edilebiliyor. Bunlar işte bahsettiğimiz böyle bir tekil rivayetin, sözün, kavlin yahut fiil veya takririn eğer güçlü bir isnat ağı içerisinde rivayetleri var ise bunlara mütevatir hadis diyoruz. Ama bu konuştuklarımız bu haliyle, şu tanımıyla lafzan mütevatir olanlar. Lafzan mütevatir veya lafzan mütevatir. Şimdi bir de manen mütevatirler var. Manen mütevatir dediğimizde böyle bir hadis, spesifik bir hadisten söz etmiyoruz. Bu kez bir manayı ele alıyoruz. Bir anlamı ele alıyoruz. Söz gelimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misvak kullanmasını. Ve hadislerde bakıyoruz. Pek çok hadiste, farklı farklı hadisler bunlar. Farklı farklı yer ve zamanlar Hazreti Peygamber'in misvak kullandı. Eve girerken misvak kullandı. Mescitte namaz kılacakken misvak kullandı. Veya başka bir ortamda misvak kullanmayı tercih ettiği. Buna dair böyle ayrı ayrı yer ve zamanlarda, ayrı ayrı sahnelerde Hazreti Peygamber'in misvak kullanmasını görüp bunları topladığımızda diyoruz ki misvak kullanmak, bakınız şu hadis bu hadis demiyoruz. Misvak kullanmak manen mütevatirdir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin portresinde, şahsiyetinde, kişiliğinde, örnekliğinde yaygın karşılığı var. Bunlara manen mütevatir, manen tevatür düzeyine ulaşmış olgular diyebiliriz. İşte bunun benzeri ne var? Namazda, namazda diyorum dua ederken elleri kaldırmak gibi yahut diğer hususlar. Çok sayıda rivayette karşımıza geldiği zaman anlarız ki bunlar manen rivayettirler. Abdest alması böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz gelimi namaz kılması çok rivayette geçer. Oruç tutması, nasıl hac ettiğine dair yine bilgiler elimizde pek çok rivayette gördüğümüz bir konudur. Araştırması güzel bir konudur. Manen mütevatir rivayet ortaya çıkarmak seçeceğimiz bir konu başlığı altında hadisleri, hadis muhteviyatını
tarayarak inkar edilemez bir düzeyde Hazreti Peygamber'in uygulamalarının bir parçası olduğunu göstermemize bağlı. Böyle yaptığımız bir hususu manen mütevatir olduğunu göstermiş oluruz. Ama lafzan mütevatir dediğimiz zaman o zaman tekil bir rivayetten bahsediyoruz. Bunlar içerisinde en meşhur olanı birinci dönem yazmıştım. Şimdi yazayım. Men kebebe aleyya. Kim benim adıma yalan söylerse, men kebebe aleyya muteammiden, فَلْيَتَبَوَّ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Bazı alimlerimize göre lafzan mütevatir olan bir tek bu rivayet vardır. Yani lafızları bütün tariklerinde aynı olan ve çok sayıda tarik ile bize gelen yegane rivayet. Belki bu türden rivayetler içerisinde en iyisi budur demek daha doğru olur. Halbuki diğer rivayetlerimizde, nitekim demin bazılarını okuduk, hemen hemen bütün tariklerinde benzer ifadelerle geliyor, benzer lafızlarla geliyor. Zaten mütevatir, bir hadis mütevatir ise çok sayıda şeyi var ise, isnadı ve tariki var ise, lafzan mütevatir, yani lafızların da benzer olma ihtimali, yakın olma ihtimali çoğalır. Şimdi mütevatir hadis dediğimiz, demek ki çok sayıda isnadı olan bir hadisten söz ediyoruz. Böyle çok sayıda kanalları, isnatları olan rivayetlere genelde mütevatir rivayetler deriz. Bunlar içerisinde lafız birliği olanlara aynı benzer veya çok yakın lafızları olan veya farklılıkları çok az olan, işte bu rivayette olduğu gibi, bunlar özelde lafzan mütevatir olur. Ancak manen mütevatirler, ki onları konuşuyoruz şimdi, manen mütevatir olan rivayetler belli konuların farklı farklı, birbirinden tamamen ayrı hadislerin içerisinde yer alması ve bunlar biriktirilince tevatür düzeyine çıkması. Mütevatir hadis ve mütevatir hadise dair konuşacaklarımız bunlar. Gelelim şimdi mütevatirden bir aşağı ne var? Yani senedi çok olanlar mütevatirse az olanlar. Bu azlık dediğimiz hadiseyi de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şurada çizip P harfiyle simgeleyelim. Grup olarak bu türden hadislerin adı ahad hadisler. Yani mütevatir değilse mütevatirden hemen aşağıda ahad hadisler diyoruz biz onlara. Ahad hadisler içerisinde de 3 tane kategori var veya 3 isimlendirmemiz var. Çoktan aza doğru giderken, yani şuradakini tekrar göstereyim. Böyle çok isnat, çok tarik, tarik demek yol demek. Bu ağ içerisinde bunların mesela 3 tanelisini çizelim, düşürelim. Çoktan aza doğru geldiğimizde ahad hadislerde ilk durakta bizi meşhur rivayet, meşhur hadis karşılayacaktır. Meşhur hadis demek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mütevatir düzeyde değil, ondan daha aşağı. Ama 3'ten de yukarı, yani şurada
Bir sahabi çizelim. Şurada bir sahabi çizelim. Şurada da bir sahabi çizelim. Sonra aşağıda tabiileri çizelim. Şurada aşağıda tebe tabiinleri. Sonra bunların tabii hiçbir isnat böyle tekten teke benim çizdiğim gibi olmaz. Ama karıştırınca öğrencilerimizin karıştırmasından endişe ettiğimden hafızalarında meşhur hadis denince belirgin bir şekil kalsın istediğimden böyle çiziyorum. Bu sahabi 1, sahabi 2, sahabi 3. Bu tabi'in 1, tabi'in 2, tabi'in 3. Bu ravi 1, buna da tebe tabi'in derim. Ravi 1, 2, ravi 3. Yoksa bu tabi'in şuna da vermiş olabilir aynı hadisi. Bu tabi'in şu raviye de vermiş olabilir. Bu tabi'inden başka bu raviler dışında başka bir ravi de almıştır. Tekin bu sahabi de, böyle her sahabi sadece tek bir tabi'ine vermesi gerekmez. Bu sahabi başka bir tabiine de vermiştir. O da başka. Ana damar olarak üç sahabeden aşağı doğru gelen bu isnat ağı bu kadar net görünümde olmayabilir. Daha fazla sağdan soldan çıkıntılar olabilir. Ama böyle çizmiş olalım. Üç tane tariki var. Veya üçten fazla da olabilir. Dört de olabilir. Beş de olabilir. Biz bunlara meşhur hadis diyoruz. Altı da olabilir. Yedi de nereye kadar gider derseniz meşhurun, mütevatirin başladığı yere kadar gider. Mütevatir size göre 10'da başlıyorsa 10'a kadar gider. 7'de başlıyorsa 7'ye kadar gider. 6'da, 5'te başlıyorsa oralara kadar gider. Ama mütevatirden aşağı geldiğimizde bizi ahad hadislerden meşhur hadis karşılar. Yani bir hadis artık mütevatir değil, isnadı, daraldı, cılızlaştı diyorsanız o meşhur hadis olmuştur. Bundan da biraz daha cılızlaşınca aşağı inecek. Daha cılızlaşınca başka bir isim var. Oraya inecek. Onları telaffuz edip zihninizi karıştırmak istemiyorum. Şu an meşhur hadisteyiz. Dolayısıyla şuraya da yazalım. Meşhur hadis. Sorumuzu soralım. Hüccet midir meşhur hadis? Sahihlik koşullarını sağladığı takdirde. Peki mütevatirdeki gibi diyebilir miyiz? Ya sağlar illaki sahihlik koşullarını. Diyemeyebiliriz. Çünkü elimizde artık mütevatirdeki gibi onlarca isnat yok. Onlarca tarik yok. Burada artık 3 tane veya bilemedin 3'ten biraz fazla sayıda tarik var. Burada 3 tane çizdik. Dolayısıyla bu tarikin yani şu yolun ravisinde bir sorun olabilir. Bu oradan gider. Şu yolun isnadında bir sorun olabilir. Oradan gider. Bu yol başka bir koşulu ihlal edebilir sahihlik koşullarında. Bir bakmışsınız elinizde hiçbir zincir sağlam kalmayabilir. Dolayısıyla da rivayet zayıfa düşebilir, sahih çıkmayabilir. O bakımdan meşhur hadislerin sahih olabilmesi için var olan seçenekler sınırlı olduğundan hüccet olmaları sahih olmalarına bağlıdır. Şayet sahihlik koşullarını sağlıyorlar ise meşhur hadisler hüccettir. Peki her türlü meşhur hadis hüccet olur mu? Hayır. Kutsi yahut merfu hadis olmalı. Önceki başlığımızı tekrar hatırlayın. Mevkuf hadis ise mevkuf meşhur bir hadis sahihlik koşullarını sağlasa da hüccet değildir. Hüccet olabilmesi için hükmen merfu statüsüne yükselmesi gerekir. Konu başlıkları arttıkça usulde bir arada düşünmesi de bunları zorlaşır. Bir sonraki ders bu kaldığımız noktadan devam etmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.